Sigara her yıl dünyada yaklaşık 6 milyon insanın beklenenden önce ölümüne yol açmaktadır. Covid-19'un 2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alması nedeniyle insanları korumada en önemli etken sigarayı bırakmak oluyor. Sigaranın koronavirüsün bulaş riskini artırmasıyla birlikte bütün enfeksiyonlara karşı vücudu savunmasız bıraktığını belirten Medikal Palas Hastanesi göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Canan Şengül, sigara içen kişilerde sadece COVID enfeksiyonundan kaynaklı değil, bütün enfeksiyonlara karşı, akciğerlere karşı vücudu savunmasız bırakıyor sigara. Sigara içimine bağlı vücudun üst solunum yollarında ve alt solunum yollarındaki koruyucu hücrelerinde yapısal değişiklik yapıyor sigara. Normalde dışarıdan irritan maddeler girerken hücrelerin yapısı titrek tüylüdür ve o irritan maddeleri dışarıya doğru atma eğilimi gösterir. Ama sigara içen kişilerde bu hücre yapısı bozulur, titrek tüyler ortadan kalkar. Dolayısıyla sigara içen kişilerin solunum yolları kapısı açık bırakılmış bir ev gibi düşünün. Her an hırsız içeriye girebilir. Sadece COVID enfeksiyonu için değil, bütün üst solunum yolu enfeksiyonları için aslında açık kalmış bir kapı. Daha kolay enfeksiyona yakalanabilir hastalar, sigara içenler. Her ne kadar bir ara basında sigara içenlerde COVID enfeksiyonu az görülüyor denilse de işin mantığına baktığımız zaman böyle bir şey mümkün değil. Enfeksiyon geçirme riski tabii ki de daha yüksek. Koronavirüste açık alanda maske indirerek içilen sigarada bulaş riskinin artmasıyla birlikte açık havada sigara içme yasağı gelmişti. Yasakların yerinde bir karar olduğunu vurgulayan Doktor Şengül, zaman içerisinde yasaklar yerine oturdu. Maske zorunluluğu getirilmişti. Daha sonra sigara içmek de açık alanda yasaklandı. Onun da cezası oldu. Çok da iyi oldu. İnsanlar sigara içme bahanesiyle maskelerini indiriyorlardı. Bu tabii ki de doğru bir şey değil. Sigara ile birlikte dışarıya üflüyorsun. Daha fazla nefesini veriyorsun. Daha fazla bulaşa sebep oluyor. Yasaklar içerisinde sigara dışarıda içmenin yasaklanması da çok güzel oldu bulaş açısından. Sayısı ve içim süresi arttıkça bağımlılık artan ve zararlı etkileri de zaman içinde belirginleşen sigaranın alternatif yollarını anlatan Şengül sözlerine şöyle devam etti. Aslında Serap Hanım, herkes sigarayı bırakmak istiyor ama doğru yolu bilmiyor, doğru yöntemi bilmiyor ve daha evvel yaptığı sigarayı bırakma denemelerinde başarısız oldukları için tekrar başarısız olacağım düşüncesiyle bu işe tekrar girmiyorlar. Aslında bu kişilere neden sigara içtiklerini anlatırsak ve yaptıkları yanlışları anlatırsak bu iş çok kolay olur. Sigara içmek bir bağımlılıktır. Bağımlılıklarda da tabii ki de o maddeden uzaklaşınca bir takım yoksunluk şikayetleri olacak. Kişiye neden bağımlı kaldığını, neden sigara içtiği anlatılırsa ve yoksunluk şikayetlerinin derecesine göre elimizdeki alternatif tedavileri sunarsak o kişi daha kolay sigarayı bırakır. Ama sigarayı bırakırken nikotin yoksunluk şikayetlerini ortadan kaldıracak bir takım tedavilerimiz var. Medikal tedavi diyoruz. Nikotin replasman tedavisi, nikotini yerine koyma tedavisi ve bir de sigarayı bırakırken kullandığımız bir ilacımız var. Onları öneriyoruz. Ama ben bütün hastalarıma şunu söylüyorum. Bu nikotin yoksunluk şikayetlerini ortadan kaldıracak ama davranış tedavisi yapmazsak, yani davranışlarımızı değiştirmezsek o alışkanlığımızı ortadan kaldıramayız. O yüzden mutlaka davranış tedavisini de öğrenmeleri gerekiyor. Sadece ilaç kullanmak. 2 aylık bir dönemde vücudu nikotinden temizler ama sonrasında bir psikolojik bağımlılıkları var. Yıllardır olan bir alışkanlıkları var. O alışkanlığı ortadan kaldırabilmek için mutlaka davranış tedavisini yapmaları gerekiyor. Ben esas hastalarıma bu davranış tedavisini nasıl yapacaklarını öğretiyorum. Bunu öğrenmesi için de işi beyinde bitirmesi gerekiyor. Neden sigara içtiğini, neden keyif aldığını, neden konsantre olduğunu bilirse sigara içen bir kişi o işi bırakma eylemini çok daha kolay yapar. Sigara bağımlılarının sigarayı bıraktıktan sonra nikotinin vücuttan atılma sürecini değerlendiren Medikal Palas Hastanesi göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Canan Şengül, aslında sigara içtikten sonra vücudun nikotinden temizlendikten sonraki değişimlerden bahsetmiyoruz biz. Son içtiğimiz sigara
itibariyle vücudumuzda değişiklikler oluşuyor. Bakın 8 saat sonra son içtiğiniz sigaradan sonraki 8 saat sonra vücudunuz %93 oranında zaten nikotinden temizleniyor. 72 saatte %100 oranında nikotinden temizleniyor. Ve 12 saatte artık sizin oksijen seviyeniz yükselmeye başlıyor. Karbondioksitiniz düşüyor. Kalp atışlarınız normale geliyor. Tansiyonunuz normale geliyor. Ama 24 saat içerisinde kaygı durumunu ciddi anlamda yüksek hissediyor kişiler. Çünkü tamam vücut nikotinden temizleniyor ama bir nikotin bağımlılığı var. Dolayısıyla ne kadar vücuttan temizlendiğini düşünsek de sigara içimiyle beyinde uyarılan bir takım bağlanma noktaları var. Biz o bağlanma noktalarını duyarsızlaştırmamız lazım. Halbuki her gün içilen sigaralarla o bağlantı noktaları o kadar duyarlılaşmış ki tolerans gelişmiş. Biz bunu birden kestiğimizde vücudumuzda tabii ki de bir yoksunluk şikayetleri oluşacak. Bunlar da zaman içerisinde azalacak ama ilk saatler itibariyle hastada rahatlama olacak. 5 ila 8. günler arasında kişi 3 kez 3 dakika süren bir sigara, aşırı sigara içme isteği duyacaktır. 10. günde en az 2 kez olacak şekilde 3 dakikanın altında bir istek duyacaktır. Artık 15 gün geçtikten sonra hastanın tad alma duyusu, koku alma duyusu tamamen normale dönmeye başlayacaktır. Yediği gıdalardan zevk almaya başlayacaktır. Zaten ilk 15 gün vücuttaki nikotinden temizlenme süresi ilk 15 gün içerisinde bu yoksunluk şikayetlerini en fazla hissedecek. En zorlandığı dönemdir ama 15 günden sonra hasta her gününü daha iyi geçirecek. Ve 3 hafta ile 3 ay arasında artık kalp krizi geçirme riski bile azalmaya başlayacak. Bir yıla girdikten sonra kalp krizi geçirme riski ancak hiç sigara içmeyen birisine göre %50 azalır. Ama akciğer kanseri açısından düşünürsek bakın hiç sigara içmeyen birinin seviyesini ancak %30-50 oranında 10 yılda gelebiliyor kişiler. O yüzden sigarayı ne kadar erken bırakırsak o kadar kârdır. Hiçbir zaman iş işten geçmiş değildir. Bizim bir akut yanıtımız var hemen. Saatler içerisinde, günler içerisinde bir iyileşme sürecimiz var. Bir de kronik sürecimiz var. Kronik sürecimizde de işte kalp krizi, kanserleşme riskini ortadan kaldırıyoruz. O yüzden her gün sigarayı bırakmak için en doğru gündür. O andır sigarayı bırakmak için doğru an.